Merhaba. Muhalefet ayağa kalktı. Şükür. Tezkereye hayır demeden önce hatırlayın. Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı? Sabah randevu istedi. Öğleden sonra gitti Merkez Bankası Başkanı'yla görüştü. Demek ki istenirse oluyormuş. Merkez Bankası'nda buharlaşan 128 milyar dolar nerede kampanyasında? Ne yapıyordunuz? Eliniz armut mu topluyordu diye sormak gerekiyor ya. Neyse. Sonuçta güzel hamleler bunlar. Sarayın cilası dökülürken bürokratlar panikte. CHP kokusunu almasa harekete geçmezdi. Umulur ki bunu Diyanet, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Sayıştay, TRT, Genelkurmay, YÖK vesaire gibi randevular takip eder. CHP ve İyi Parti Türkiye'de istenirse sağlam muhalefet yapılabileceğini göstermişlerdir. Uyumuyorlar yani. Madem oyundasınız, madem Erdoğan'ı ve kurumlarını reddetmiyorsunuz, o halde oyunu kurallarına göre oynayacaksınız. Gündemi siz belirleyecek, başkasına alan bırakmayacaksınız. Bu halde oyunda kalmanıza kimin ne diyeceği olabilir? CHP adalet yürüyüşüyle ses getirdi. 2018 seçim arefesinde Meral Akşener'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurduracak kadar CHP'li vekilin İyi Parti'ye katılması da süper hamleydi. Oyun bozdu. Akşener'in partisi belki veto edilecekti, Yüksek Seçim Kurulu bunu yapamadı. Eskiden ülkede muhalefet yok deniyordu, artık yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Siyasi okumaların bu tür uyanmaların kendiliğinden olmadığını düşündürür bana. Evet, artık ülkede muhalefet var. Var olmasına var da halen iktidara alternatif değil. Sorun çözebileceğine inanç yok. Metropol sormuş son anketinde. Yüzde %45 çözebilir derken diğer yüzde %45 hayır çözemez fikrinde. Muhalefet ülke sorunlarını çözemez diyenlerin tamamı Erdoğan çözer de demiyor. İnançsızlık var tükenmişlik var. Siyasetin kredisi yerlerde sürünüyor. Hani yeni bir şey söylemek lazım diye bir laf var ya. Milletin lafa karnı tok. İnanmak, güvenmek ve müspet sonucu görmek istiyor. Peki bu nasıl olacak bilmiyorum. Fakat şuna eminim. Erdoğan'ın kaderini ülkenin ekonomik durumu değil, beslediklerinin ekonomik durumu belirleyecek. Musluklar ne zamandır kesildi? Fon bulmak için Paris İklim Anlaşması da imzalanıyor. Merkel'in eteği de öpülüyor. Hortumlar tıs sesi veriyor ne zamandır? Saray için çanların çalmaya başlaması asıl bu yüzden. Kılıçdaroğlu saray baskısıyla kirli işlere bulaşan bürokratlara 18 Ekim'e kadar süre vererek kendilerini bu pislikten sıyırma şansı vermişti. Çünkü CHP tedirginliği gördü. Erdoğan'a güven yok artık. Basit soruların basit cevaplarını dahi önündeki kağıttan okuyan bir başkan. Yarın belli ki bunu da yapamayacak duruma gelecek. Filikalar hazırlandığı herkes teker teker gemiyi terk ediyor. Ya kaptan köşkü? Bırakın sarıyı, çaldığı her kapıda, başvurduğu her yerde kırmızı ışığı gördükçe çıldırıyor. Telaşı, paniği, kükremesi ondan.